Ahmet Hakan, Şebnem Korur Fincancı ve Meslek Etiği falan. Şebnem Korur Fincancı, Türk Tabipleri Birliği'nin başkanıydı. PKK'nın televizyonuna telefonla bağlanmış, ekranda yayınlanan görüntülerden yola çıkarak şu teşhisi koymuştu, TSK, kimyasal silah kullanmış olabilir. Bir hekim olarak, ekranda gördüğüm görüntüler üzerine böyle bir hüküm veremem. Olayı incelemem gerekir, dememişti, diyememişti. Adnancılar hakkında yayınlanan bir belgesel nedeniyle yeniden gündemde Şebnem Korur Fincancı. Bu kez hakkındaki iddia şu, 1999 yılında Adnancılara sahte işkence raporu verdi. Bu bir iddia. İşin tam doğrusunu tabii ki bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var, Şebnem Korur Fincancı'nın adı geçtiğinde, meslek etiğinden milim sapmaz. Taş gibi etikçidir, diyemiyorum. Şebnem Korur Fincancı. 14 Şubat'ı yalnız geçireceklere teselliler. Acaba ne hediye alsam, acaba nereden yer ayırtsam gibi derdin yok. Sırf bunun için bile değer. Kırmızıya maruz kalmayacaksın. Kırmızı kalplere maruz kalmayacaksın. Az şey değildir bu. Rahatça, 14 Şubat kapitalizmin bize bir oyunudur, bu oyuna gelmeyelim diye ahkam kesebilirsin. Rahat oyna. O gece istersen mis gibi bir maç izle, istersen hiç durmayan bir aksiyon filmi izle. Kim karışabilir ki sana? Erkek arkadaşlarınla alabildiğine dejenere bir gece geçirebilirsin. Neredeydin yok, nerede kaldın yok. Yılmaz Hoca intikamını böyle mi alıyor CHP'den? Osmanlı tartışması açmak, Osmanlı'yı basit ve genelleme yapılamaz savlar üzerinden küçümsemek, Osmanlı'yla ilgili yalan yanlış bilgilerle aşağılamalar yapmak, Osmanlı üzerinden genel bir geçmiş karalamasına girişmek bütün bunlar seçim öncesi CHP'nin hiç de arzu etmeyeceği şeyler. Fakat Yılmaz Hoca Eskişehir'de bir CHP toplantısında bunu yapmış. Şöyle demiş: "Şu övündüğümüz Osmanlı var ya, halka kul diyen Osmanlı ailesi. Ne zaman şehzadelerden birine karı alacaklar, beyaz tenli, mavi gözlü olacak diye hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya. Sadece Osmanlı aşağılaması da yok bu sözlerde." karı alacak türü, Yılmaz Hoca'ya hiç yakışmayan çok nezaketsiz tabirler de var. Neler oluyor yahu? O çok sevdiğimiz Yılmaz hocamız, kendisini yeniden aday yapmayan CHP'den intikamını seçim öncesi CHP'nin aleyhine olacak sözler söyleyerek mi alıyor acaba? Yılmaz Büyükerşen, İp Tip Gökhan Zan, İyi Parti'den siyasete atıldı. Olmadı. CHP'den Hatay adayı olmak istedi. Olmadı. Şimdi tipten Hatay adaylığına gönül indirdi. Oldu. Deprem felaketinin sosyalleştirdiği, siyasallaştırdığı, simgeleştirdiği bir isimdir Gökhan Zan. Depremin ilk günlerinde Gökhan Zan, yaşadığımız acının sözcülüğünü yaptı. Başımıza gelen felaketin boyutlarını dillendirdi. Eksikleri haykırdı. Göz doldurdu, dikkat çekti, takdir topladı. Ancak şu yaptığı son siyasi zikzaklardan sonra kafamda korkunç bir soru işareti belirmiş durumda, acaba o artık, felaketin rantını yemek için çırpınıp duran biri haline mi geldi? Gökhan Zan, bataklıktan, çamurdan şahane bir park çıkardı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'la uzun zamandan beri tanışıyorum. Kendisini belediye hizmetlerine adamış bir başkandır Murat Ercan. Ciddidir, disiplinlidir, işine odaklıdır. Her buluşmamızda anlatıyordu, Sincan'da bataklığı devasa bir parka çevirdim. Gelip görmelisin. Görmeden olmaz. Gidip gördüm. Ve çok etkilendim. Hangi partiden olursa olsun, herhangi bir belediye başkanı, buna eş değer bir çalışma yaptıysa söylesin, hemen orayı da görüp yazacağım. Murat Ercan. Sincan'da haşerelerin üreme noktası olan devasa bir bataklık. Bir çamur, balçık yuvası. İşte böyle bir alanı dönüştürüp Türkiye'nin en büyük akıllı parkını ortaya çıkarmış Murat Ercan. Öyle kocaman ki park, ancak arabayla gezilebiliyor. Akıllı park. Mesela ışıklandırması gece geç saatlerde otomatik olarak azalıyor. Yürüyüş yolları var, 10 bin adımı aşıyorsun. Bisiklet yolları var, yarışma yapmaya uygun. Feit'in yolları var, nostaljik. 18 bin ağaç dikilmiş parka. Yakında açılışı yapılacakmış bu parkın. Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olsun diye Ankara'da yaşayanlara, yolu Ankara'dan geçenlere tavsiye ediyorum. Bir uğrayın bu parka, az bile yazmışsın diyeceksiniz. Tekmeleyerek kedi öldüren adama dair. Bu adam toplum içine salınmamalıdır. Bir kediye bunu yapan adamdan her şey beklenir. Bu adam kişisel çevresi için büyük risktir. Savunmasız bir kediye bunu yapanın hiçbir değeri olamaz. Bu adamın, kedi katili olduğu cümle aleme duyurulmalıdır. Kedimseklerin en ürkütücü halleri, bu adamın her gece rüyasına girmelidir. İbrahim Keloğlan isimli bu adam gündemden düşmemelidir.